بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Aziz cemaatim, kıymetli kardeşlerim, geçen sohbetimizde peygamber ve sünnete olan ihtiyaçla alakalı, Kur'an-ı Kerim'de Efendimizle ilgili olan ayeti celilelerin iki ayetin üzerinde durmaya çalışmıştık. Dedik ki günümüzdeki en büyük problemlerden, virüslerden, Müslümanların üzerlerinde hassasiyetle durulan sünnetsiz bir Müslümanlık, hadissiz bir anlayışı inşa etme çabası ve projesi uygulanmaya çalışılıyor. Bu minvalde Müslümanların bu konunun üzerinde daha donanımlı, daha şuurlu, daha bilinçli olmamız gereken bir husus, bir mevzu. Acaba Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnete olan ihtiyacımız, hadislere olan ihtiyacımızı bakınız bizzatihi Kur'an-ı Azimüşşan'da yüce yaratanımız, yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Haşr suresinin bir ayeti celilesiyle okumuştuk. Peygamber size ne verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da kaçının ayeti celilesi. İkinci ayeti celile Ali İmran suresi. De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ayet çok açık. Allah'ı seviyorsanız ki her Müslüman inanan Allah'ı sevmek zorundadır. Bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Hemen Ahzab suresinde bir ayeti celile Allah'a ve kıyamet gününe kavuşacağını uman sizler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Yani Allah'a inanan her insan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyyesine ittiba etmek durumunda değil, zorundadır diyor. Kim söylüyor? Allah Ahzab suresinde söylüyor. Ve devam ediyoruz. Bugün nasip olursa hep ayeti celilelerin üzerinde duracağız. Nisa suresinin 59. ayeti celilesi. Allah'a ve Resulüne inanıyorsanız anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Ne dedik? Her birerimiz sosyal hayatın içerisinde farklı çıkmazlara girebiliyoruz. Ne gibi? En fazla köylerimizde, memleketlerimizde bir miras hukuku değil mi? Köylü işte diyor ki arkadaş benim diyor tarlamın şurasından şu geçecek. Veya şimdi işte memleketimizde İstanbul'da kıza şu kadar mı düşecek? Erkeğe mirasta şu kadar mı düşecek? Uygulamasını birçok Müslüman ailelere baktığınız zaman küskün veya dargın veya problemli. Problemin küskünlüğünün altını incelediğimiz zaman ne çıkıyor? Mirasta şu kadar hakkım vardı da şöyle yaptı, bu da bana böyle yaptı da vermediler, hakkımı yediler. Söyleyen de küsen de Müslüman, yapmayan da Müslüman. Peki, o zaman ayet çok açık. Nisa suresi. Diyor ki Allah'a ve Resulüne inanıyorsanız, ne demek? Müslümansanız. Müslümansanız anlaşmazlığa düştüğünüz konularda Allah'a ve Resulüne sorun. Gidin de Avrupa Birliği mahkemelerinde hakkınızı aramayın. Ama geçenlerde bir aileyle alakalı burada hakemlik yapalım dedik, konuşalım. İnanıyor muyuz, Müslüman mıyız? Elhamdülillah hocam ne demek? Peki, o zaman miras hukukuyla alakalı olan Kur'an-ı Kerim'deki bölümü açacağız. Bununla ilgili hadisi şerifleri de çok net açacağız. Erkeğe ne kadar düşer?
bayana ne kadar düşer, ne kadar verilmesi gerekiyor? Bunları en ayrıntılı bir şekilde, en ayrıntılı bir şekilde sahabinin rivayet ettiği hadislerde de, yani bu sadece bizim zamanımızda olan, konu olan durumlar değil. Sahabi kiram öyle bir duruma gelmiş ki kendi aralarında işte hurma bahçelerinden bir tanesinin bir tarafı kardeşine düşmüş. Arada bir yer kalmış. Burayı yol olarak kullanmış. Yol olarak kullanılan yeri sen mi kullanacaksın, ben mi kullanacağım diye iki sahabi kiram neredeyse boğaz boğaza gelmişler. Ve bunu Efendimiz'e bizzatihi arz etmişler. Aziz dostlar, yani Efendimiz dönemindeki hadiselere, olaylara baktığınız zaman her birinin altından hikmet çıkıyor. Demek ki o dönemde o olaylar olmasa, sahabi kiram da kafasına takılan soruları Peygamber Efendimiz'e bizzatihi sormasa biz bugün aydınlanamayacaktık. İyi ki diyoruz o olay o gün olmuş. Belki o gün hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hiddetlendiği ya Resulallah bugün bu iş olur mu diyerek Efendimiz'e adeta böyle karşı sorguya çekercesine sesini yükselttiği bir zaman diliminde daha sonra bir de bakıyorsunuz ki altından hikmet çıkıyor. Yani asırlar sonrasına bizim dönemimize, şimdi hani deniliyor ya 1400 yıl önce Efendimiz dönemiyle bugünkü dönem, bakıyorsunuz o zaman olan olay, bugün tarihçiler ne diyorlar? Tarih tekerrürden ibarettir. Tekerrürden ibarettir. O gün olan olay bugün bizim dünyamıza ışık tutuyor. Onun için bunun asrı, dönemi, yüzyılı, tarihi yok aziz dostlar. Eğer bir çıkmaza girdiğimiz zaman ilk başvuracağımız konu nedir? Allah ve Resulü. Bunu kim emrediyor? Namaza nasıl geldiysek, namazın farziyetine ne kadar inanıyorsak, buna da o kadar inanmazsak iman etmiş olmayız. Yani abilerimizle oturup ayet ve hadise başvuracağız. Ayet ve hadis ışığında biz miras hukukumuzu tayin edeceğiz dediğimiz zaman, eğer bir Müslüman şunu söyleyebiliyorsa ki bunu ifade ediyor. Hocam medeni hukuk bana ne kadar veriyor? Allah ve Resulü İslam hukuku bana ne kadar veriyor? Ondan sonra karar versek diyorsa burada bir imanda bir gevşeklik var. Ama Allah ve Resulü bir konu hakkında, bir hukuk hakkında bu böyle olacak dediği halde hocam ben bunu burada bırakmam, bunu ben Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşırım diyorsa hala bir Müslüman, bunun tekrardan imanımızı gözden geçirmemiz gerekiyor aziz dostlar. Demiş ki Müslüman düğünde belli olur. Düğünde belli olur. Yoksa biz yaşantımızda oturduğumuz zaman konuştuğumuz takdirde her şey mükemmel. Ama bir insana Efendimiz buyuruyor ki tanımak istiyorsanız, bir Müslümanın inancını, imanını ölçmek istiyorsanız o insanla sahada alışveriş yapacaksınız. Alışveriş yapacaksınız. Asıl karakteri, asıl özelliğini veya asıl mayasını o zaman ortaya bırakıyor. O zaman koyuyor. Nisa suresinin 65. ayeti cellesi. Daha devam ediyor. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip, kimi? Allah Resulü'nü hakem tayin edip, verdiğin hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan, yani gönül rahatlığıyla, tam bir sadakatle kabul edip teslim olmadıkları sürece tam mümin olamazlar. İmanın lezzetine varamazlar. Yaptıkları ibadetlerinden haz ve huzur bulamazlar. Yarı buçuk.
Yani geçen bir kitap yayınlandı. Kitabın ismi şu: Mış Gibi. Nasıl? Müslümanmış gibi. İbadet ediyormuş gibi. Komşular alışverişte görsün. Böyle olursa Müslümanlığımızdan bir iş çıkmaz aziz dostlar. Duruşumuzdan asaleti, yaşantımızda tekrar izzeti kazanmak istiyorsak inandığımız gibi yaşamamız lazım. Bugün biz neye zorluyoruz? Bugün biz maalesef inandığımız gibi yaşamak değil, yaşadığımız gibi bir din anlayışı inşa etmeye çalışıyoruz. Bir konu hakkında felence caminin imamı veya felence hocaefendi bununla ilgili bir soru sordunuz. Soru soruldu. Olmaz, caiz değil. Peki hocam, ben bir de şu hocaya sorayım. Niye? İstediğim cevabı alamadım da ondan. Onun istediği aslında ne? Fetva değil. İstediğini duymak. İstediği fetvayı almak. Onu kafaya koymuş, yapacak da bir hocanın da kılıfı lazım. Fetva verecek. Ha şimdi o kılıf çok fazla. Piyasada istediğin fetvayı bulursun. Şu zaman diliminde istediğiniz fetvayı bulma özelliğine sahipsiniz. İstediğiniz fetvayı, yeter ki nasıl bir fetva istiyorsunuz? Ona göre bir hocaya sorarsınız, o fetvayı alırsınız. Eğer önemli olan fetva ise, önemli olan Efendimiz buyuruyor ki aziz dostlar, fetvayı başkasına sormayın, uzakta da aramayın, hocaya da sormayın. Size sizden yakın olan gönlünüze sorun. Vicdanınıza sorun. 3 gün önce bir ablamız geldi. Açık bir ablamız. Diyor ki, ben felanca hususla ilgili fetva, bir televizyon kanalına bağlandım, fetva aldım da bir de dedim size sorayım. Dedim ki abla, ben cevabı vermeye gerek yok. Seni buraya kadar getiren ne? Tekrar benim bu odanın kapısına kadar getiren ne? Vicdanındaki rahatsızlık. Fetvayı almışsın aslında. Ama rahat değilsin. Ya bu böyle olmamalı. Yine de bir sorayım. Dedirttiren şey ne? Aldığın fetva içine sinmedi. Vicdanın rahat değil. O zaman başkasına sormaya gerek yok. Vicdanın bu fetvaya cevabı vermiş. Olmaz. İstediğin kadar sor. Eğer Efendimiz de buyuruyor ki, eğer bir fetva ile alakalı, bir soruyla alakalı, hususla alakalı vicdanınız onu onaylıyorsa, tamam diyorsa doğrudur. Ama vicdanen, kalbi olarak fetva aldığınız halde ondan rahatsızlık duyuyorsanız demek ki onda şüphe vardır. İşte bu ayeti celile de çok açık ve net. Hayır Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni, Allah Resulü'nü veya her daim aziz dostlar ve'lemû enne fîküm Resûlallah. Ayeti celile çok açık. Sen onların içerisinde olduğun müddetçe diyor ayeti celile. Ey Habibim, ey Resulüm, sen o müminlerin içinde olduğun müddetçe benim rahmetim, benim mağfiretim, benim merhametim onlarla birlikte olacak. Şimdi bu ayeti celilenin mealine baktığımız zaman ne diyoruz? Allah Resulü bizim şu an asrımızda yaşamıyor ki. Efendimiz her asırda, her dönemde yaşıyor ve yanı başımızda. Yeter ki biz Efendimizle birlikte, yani Efendimiz'i hayatımızda ne kadar hakim kılabiliyoruz? Hakim kılmak ne demek? Efendimiz'in sözlerini, fiiliyatını, hadislerini ne kadar ciddiye alıyoruz? Anlaşmazlığa girdiğimiz konularda gündemin kaçıncı maddesi olarak yazıyoruz? Eğer o konuyla ilgili Efendimiz'in bir hadisi varsa, o hadisi şerifini önümüze rehber olarak ayeti celili öyle söylüyor. Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip
ey Habibim, verdiğin hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan kabul edip teslim olmadıkları sürece tam mümin olamazlar, imanlarını tekrardan gözden geçirsinler diyor ayet. Bir ayeti celile daha, Ezan-ı Muhammed'i biteye kadar, bitinceye kadar, Şura suresinin 52. ayeti celilesi. Gerçekten sen doğru yola, Allah'ın yoluna çağırıyorsun ey Habibim. Sen hiçbir hükmü heva ve hevesine göre söylemezsin. Bunu kim söylüyor? Bizim kalbimizi, gönlümüzü, içimizi, dışımızı bizden daha iyi bilen Allah Celle Celaluhu söylüyor. Kimle alakalı? Resulü ile alakalı. Hiçbir hükmü o Allah'ın elçisi, Resulü kendi heva ve hevesine göre, kafasına göre konuşmaz. O bir şey söylüyorsa Allah'ın izniyle söylüyordur. Az önceki ayette ne dedi? Eğer Allah'ı hoşnut etmek istiyorsanız, Allah'ı memnun etmek istiyorsanız, onun Resulünü memnun edin ki Allah'ı memnun etmiş olasınız. Allah'ı memnun etmek, Resulünü memnun etmekten geçiyor. Geçen hafta ne söyledik? Şunu ifade ettik. Bir Fatiha çekildiği zaman biz ne yapıyoruz? Fatiha'yı direkt niye okumuyoruz? Fatiha dedi. Direkt Fatiha'yı okumamız lazım. Ama Fatiha'yı okumadan önce biz ne yapıyoruz? Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed dedikten sonra besmele çekip Fatiha okuyoruz. Aslında Fatiha'yı okuyabiliriz. Hayır. Veya duaya başladığımız zaman ne yapıyoruz? Direkt Allah'a arz edebiliriz kendimizi. Veya duamızı ifade edebiliriz. Ne diyoruz duaya başlarken? Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Yani Efendimiz'e bir tabiri caizse tekmil veriyoruz. Ondan sonra ya Resulallah. Eğer beni desteklersen, tabiri caizse bizim ifademizle arkamda olursan, ben Allah'a kendimi arz edeceğim. Tekmil vermeden direkt Allah'a gitmek olmaz. Normal şartlarda da böyle değil midir? Eğer bir yerde işiniz varsa bile mutlaka bir hiyerarşi vardır. Yani siz buradaki bir biriminizdeki müdürü, şefi atlayarak eğer başkana çıkıyorsanız başkan der ki gidin oradaki şefe söyleyin. Olmaz. Hiyerarşiyi atlayamazsın. Burada aziz dostlar hemen ikinci son ayeti de söyleyelim. Nur suresi, peygamberin emrine muhalefet edenler, hadislerine muhalefet edenler, sünnetlerine muhalefet edenler, fitneye ya da can yakıcı bir azaba uğramaktan çekinsinler, kendilerini hazırlasınlar. Bunu ne diyor? Cenab-ı Hak bizzati ayeti celilesine, Nur suresinin işte 63. ayeti celilesi. Peygamberin emrine, peygamberin hadislerine, kardeşim bu zamanda da hadis mi olur, beni ayet bağlar, beni sünnet falan bağlamaz, bana ayet oku, bana ayetten söyle, ayette varsa ben bunu yaparım diyen insanlar artık çoğaldı ya, sözüm ona, bunlar da böyle normal ilim erbabı insanlar. İşte ayet, Nur suresi diyor ki, peygamberin emrine muhalefet eden, hadisi tanımayan, sünneti tanımayanlara fitneye ya da can yakıcı bir azaba uğramaktan çekilsinler, kendilerini hazırlasınlar. Allah muhafaza. Son ayeti cellemiz yine Nisa suresi 80. ayeti celle. Kim peygambere itaat ederse, çok açık. Son ayeti celle ve bu konuyla alakalı ne demiştik? Günümüzdeki Müslümanların peygambere ve hadislere, sünnete olan ihtiyacımızda tabiri caizse ona yaklaşık ayet okuduk bugün. Bu konuyla alakalı. Hep ayet okuduk. Ama son noktayı, artık son noktayı Allah Celle Celaluhu Nisa suresinin 80. ayeti celilesinde. Çok açık bir ifadeyle. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Olay bitti. Kim peygamberin hadisine, onun sünnetine itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur.
ben hadis tanımıyorum, ben sünnet tanımıyorum, şunu yapmıyorum diyen insana tek bir ayeti celile anlayana bu yeter. Onun için aziz dostlar, hadisi kutsi çok açık. Kul farz ibadetleri yaparak Allah'a yaklaşır. Allah'a yaklaşır. Allah'la senli benli olmak istiyorsanız, Allah'la aranızdaki muhabbeti, sevgiyi artırmak istiyorsanız sünnetlere yapışın. Daha ya Resulallah, nafile ibadetlere yapışın. Allah'a artık sizi sevimli kılacak farz ibadetler değil, nafile ibadetler. Yani bir işçi bir yerde 8-5 arası çalışıyorsa maaşının karşılığını alır. Ama 7'de gelip akşam saat 8'de gidiyorsa patron onu tutar. Bu adam bu işi, aidiyet duygusu gelişmiş, bu adamı tutarım der. Yani patronun gözüne girmek istiyorsan saat 8-5 arası değil. Onun haricinde fazla çalışabiliyorsan, mesaiye kalabiliyorsan patronla aran iyi olur. Tabiri caizse burada da Allah'la aran iyi olmasını istiyorsan mesaiye kalacaksın. Mesai ne? Nafile ibadetler. Yoksa farz ibadeti yaptık, yapacağız. Bununla sadece Allah'a yaklaşırız. Rabbim hayatımızdaki sünneti yaşama noktasında bizleri muvaffak eylesin. Çevremizde ve günümüzde, asrımızda dönen sünnete karşı, hadise karşı olan bu virüsten bulaşmadan, neslimize bulaştırmadan huzura varabilmeyi bizlere nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.